Herkese merhaba, ben Dilay. Bugün sizinle bu yaz okumak istediğim kitapları paylaşacağım. Bu da benim bir yazlık TBR listem gibi bir şey olacak. Kalpsiz'i okumak istiyorum. Kalpsiz, Alice Harikalar Diyarı'nın bir uyarlamasıymış. Ben de bu tarz uyarlama kitaplarını sevdiğim için Kalpsiz'i de seveceğimi düşünüyorum. Sonra Kızlar Firarda'yı okumak istiyorum. Bu da dört kızın bir araya gelip bir yıl boyunca gezmesini anlatıyor sanırım. Pek bir şey bilmiyorum bu kitapla ilgili ama okumayı istiyorum. Tam yazlık bir kitap. Sonra ilk bakışta aşkın istatistiksel olasılığı okuyamamakla birlikte bu kitabı da okumak istiyorum. Adını bile okuyamıyorum daha. Tesadüfi şekillerde meydana gelen bir aşk hikayesi. Kesinlikle okumayı çok istiyorum. Zaten bu bayağı bir önceden aldığım bir kitap. Jennifer E. Smith'in Sen, Ben ve Hayallerimiz miydi? Öyle bir kitabını okumuştum. Sonra Merhaba Hoşça Kal ve Yaşadığımız Her Şeyi okumuştum. Bir bunu okumadım, bunu okumayı istiyorum. Sonra bir sürü yazarın yazdığı kısa kısa hikayelerden oluşan ve Stephen Perkins'in de editörlüğünü yaptığı Yazdan Geriye Kalanlar kitabını okumak istiyorum. Bu da tuğla gibi ama hikaye olduğu için bence çok da uzun sürmez okumam. Bu da tam yazdık bir kitap. Bunu da okumak istiyorum. Sonra Geek Kız'ı okumak istiyorum. Geek Kız'ın birinci ve ikinci kitabı sadece bende. Yani bir ve ikiyi almıştım. Eğer hoşuma giderse, seversem diğer kitaplarını da almayı düşünüyorum. Tam yazdık, çerezlik bir kitap olacağı için Geek Kız'ı okumayı istiyorum. Hep Seni Bekledim. Bir de ikinci kitabı da var. Hep Seni istedim miydi? Evet, Hep Seni Bekledim ve Hep Seni istedim. Bunu geçen yıl Bursa TÜYAP Kitap Fuarı'ndan almıştım. Her şeyi planlanmış, yani bütün geleceğini planlamış bir kızın hayatına bir erkeği almasıyla birlikte her şeyin alt üst oluşunu anlatıyor. Çerezlik bir aşk romanı. Sonra Colin Hoover'dan Umutsuz. Yeni Bir Umut da var. Yine bunların ikisini de okumadım. Yine uzun zamandır okumadığım kitaplardan bir tanesi. 2016 ya da 2017'de Booktagram'da baya okunan ve konuşulan kitaplardan bir tanesiydi. Ben de şimdi okumak istiyorum. Bakalım. İnşallah severim. Ve Yabancı Yayınları'nın yenilerinden Walter Erkekleri ile Hayatım. Ailesini trafik kazasında kaybetmiş kızımız bir koruyucu aileye veriliyor. Koruyucu ailenin de 12 tane oğlu var. Yani kızımız 12 tane erkekle aynı evde yaşamak durumunda kalıyor. Bu da yazlık çerezlik bir kitap. Ve sonra Nicholas Sparks'ın en yeni çıkan kitabı Her Nefeste. Her Nefeste de babası olduğunu iddia eden bir adamdan aldığı bir mektupla Kuzey Kaliforniya'ya doğru giden bir çocuk ve Kuzey Kaliforniya'da tatil yapacak bir kızın tanışmalarıyla başlayan bir kitap. Klasik Nicholas Sparks kitabı. İşitsin. Sonra iki Kalp Bir Oda. Bu da Dream Mist'ti galiba, değil mi orijinal adı? Bunu da çok merak ediyordum ben. Evet, Rumis. Ev arkadaşına aşık olan kızımızın romantik hikayesini anlatıyor. Umarım severim. Kısacık bir kitap. Bu da tam yazlık. Mutluluğun 100 günü. 100 günü kalmış bir insanın bir listeyle birlikte 100 gününü geçirmesini anlatıyor sanırım. Çünkü galiba ölüyordu bu. Ölecekti ya da ölmek üzereydi. Hastalığı vardı, öyle bir şeydi. Şu an sallıyordu olabilirim, emin değilim. Ve son olarak Seninle kitabını okumak istiyorum. Bu Seninle, Benimle, Bensiz, Sensiz dört tanemine birbirlerine çocukluktan beri aşık olan iki insanın, yani kızla çocuk birbirlerine çocukluktan beri aşıklar. Çocuk ölüyor, sonra kız çocuğun cenazesinde çocuğun abisiyle ya da erkek kardeşiyle olması lazım tanışıyor. Sanırım ona aşık oluyor falandı filandı. Böyle de bir kitap. Bu da çerezlik bir kitap olacağını düşünüyorum. Bu şekilde benim okumak istediğim kitaplar bunlardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.